Bilmem sizin takdirinize bırakayım hadi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılış töreninde bitti dedi, geride kaldı dedi. O otelde, havaalanında yakalama işlemleri, gece yarıları, gözaltılar, ev baskınları sona erdi bizim dönemimizde dedi. Acaba aktarılmıyor mu, anlatılmıyor mu? Bu ülkede yaşananlar, insanlara yaşatılanlar, ev baskınları, havaalanında, otelde yakalamalar sona erdi dedi adli yıl açılışında. Bir de o sözleri dinleyelim. gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılış töreninde söyledi bu sözleri. Gece yarısı yapılan ev baskınları havalimanında yakalamalar sona erdi dedi. Bu sözlerden 6 ay önceydi. Boğaziçi'li öğrencilerin evlerine şafak baskınları yapıldı. Hem de uzun namlulu silahlarla. Kapılar kırıldı. Hatta duvarlar. Onlarca öğrenci ters kelepçelerle gözaltına alındı. Nedeni öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu'yu protesto etmeleriydi. 6'ya doğru sanırım. Annem babam daha yatırlar saatinde ben rüya zannettim zaten. Uyanıp bir şey yapana kadar annemle babam yere yatırılmıştı silah üstünde. Beni de yere yatırdı. Özel harekat evi aradılar. odamın her yerini dağıttılar. E beni ters kelepçeyle tutuklayıp götürdüler. Gözaltına götürdüler. Baskınlar sadece evlere değil, otellere de yapılıyor. Bunun bir örneği Murat İde. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı. Giresun'daydı. Akşener'in esnaf ziyareti öncesi çalışma yapacaktı. Kaldığı otele sabaha karşı polis geldi. Gözaltına alındı. Tarih 2020 Ekim Gözaltının gerekçesi 5 yıl önceki bir yazıydı. İde, baskınlarla yapılan gözaltılara karşı yer belli, yurt belli, göz önündesiniz ama aranıyorsunuz, hakikaten ayıp oluyor demişti. Erdoğan'ın söylediğinin aksine havalimanında da gözaltılar sürüyor. Henüz 2 ay önce, 2 Temmuz günü, müzisyen ve yazar Güvenç Dağ Üstün Bodrum'da konser verecekti. Evinden çıktı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındı. 4 saat sonra serbest bırakıldı. Bu anlamsız yakalama kararı nedeniyle belki de bir yıl sonraki ilk konserimi kaçıracağım diyerek gözaltına tepki gösterdi. Daha dün ekranlarda ceberrut devlet sona erecek daha demokratik Türkiye için iktidara destek veriyorum diyenler bugün mahcup bir kısmı. Bir kısmı hiç konuşmuyor. Daha demokratik hale mi geldik? demokrasiye bu ileri demokrasi diyorlar bunun adına. Demokrasiye doğru koşar adım ilerledik herhalde. Daha bunlar iyi günleriniz. Görün bakın daha neler olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ya İyi Parti Genel Başkanının Rize'de başına gelenlerden sonra provokasyonlar sürüyor bir taraftan. Geçmiş olsun diyelim Aylin Nazlı Akaya CHP Kadın Kolları Başkanına. Çanakkale'ye ziyarete gitti CHP Kadın Kolları temsilcileri. O ziyaretin ardından otobüsten tam inerlerken Çanakkale'de bir araba hızla geldi. Bir şey yok çok şükür. Hızla geldi geçti bağıra çağıra bir provokasyon sergilenmek istendi. Yaralı yok ee, sinirler biraz gerildi. Bu tür provokasyonlar sahnelenecek mi? Seçime gidiyor Türkiye ama tarihinin, tüm tarihinin en e, kritik seçimlerinden biri. Gerçi son seçimlerle ilgili hep aynı şeyi söyledik değil mi? Bu seçim çok kritik bu daha da kritik diye. Artık geldik çattık 2023 denildi ya hedef. 2023'ü bulur mu seçim sandığının seçmenin önüne gelmesi pek de zannetmiyorum. Barajı tartışmaya başladığımıza göre herhalde 2022 yılı içinde bir seçim sandığı göreceğiz önümüzde. Peki hazırlık ne? Yani MHP ile AKP %7 barajında anlaştılar da bu kimin işine yarayacak? Arkasında yatan ne? Proje ne? Mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin oy oranlarının anketlerde hızla yükseldiği görülüyor. Bu partilerle ilgili midir bu %7 kararı? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi barajı geçsin diye mi %10'dan %7'ye düşürülmek isteniyor? E, muhalefet ittifaklarının, olası ittifakların önüne set çekmek için mi bu hazırlık yapılıyor? Neyi amaçlıyor iktidar %7 barajıyla? Bir kere %7'ye düşmesinin İttifakların olduğu bir sistemde bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani yüzde onla yüzde yedi arasında bir fark yok. Özellikle Sayın Bahçeli ilgilendiriyor daha çok. Neden? E çünkü yüzde onun altına düştüğü belli. AKP ve MHP seçim barajında anlaştı. O baraj %7. Muhalefete göre her ne kadar seçim barajı MHP için düşürülüyor olsa da Cumhurbaşkanı Bahçeli'ye %7 konusunda emri vaki yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız barajın %7 olacağını açıklamıştır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tesirlenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır. Ben burada biraz sitem hissettim. Yani sanki Sayın Bahçeli'nin haberi dışında yapılan bu açıklamadan sonra Sayın Bahçeli reysem bunu kabul etmiş ama orada sitemini de satır arasında iletmiş gibi hissettim. Gelecek Partisi olarak biz barajın kaldırılmasını istiyoruz. Baraj sıfır olmalıdır. Temel kanaatimiz seçimlerde bir barajın olmaması. Olmaması. Milletin her kesiminin temsil edilmesi icap eder. Muhalefet seçim barajının temsilde adalet için daha da düşmesi gerektiği görüşünde. %7 baraj düzenlemesinin de meclisen açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Bir iktidar seçim yasalarıyla oynamaya başladıysa siyasetten sonu gelmiştir. Bu Cumhur İttifakı'nı baraj altında kalma korkusunun sardığını gösteren bir karardır. Barajın olmaması milletin farklı kesimlerinin düşüncelerinin de meclise yansıması aslında demokrasinin gereğidir. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan çarpıcı bir iddia ortaya attı. Seçim kanununda yapılacak olan değişikliğin amacı ittifaka girecek olan ve %5'in altında oy oranına sahip partilerin önüne set çekmek. İttifaka girecek olan partilerin %5'ten aşağıya alması muhtemel partilerin seçim ittifaka girmelerine veyahut da milletvekili çıkarmalarının önüne engel koymak için çıkarmıştı. Işte. AKP MYK toplantısı vardı. Türkiye'nin bütün kendi haber kanalı diyen kanalları zaten Ömer Çelik'in açıklamasını yayınladılar, yayınlıyorlar. Ben öne çıkan cümlesini söyleyeyim. Sosyal medya düzenlemesi meclis gündemine getirilecek. Meclis açılır açılmaz. O düzenleme ile ilgili bir iki toplantı yapıldı ama henüz bir sonuca vardık diyemeyiz demiş Ömer Çelik. Sosyal medyayı nasıl düzenleyeceği konusunda henüz bir karar vermiş değil iktidar. Muhalefetin tam kadro. Hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti mecliste temsil edilen tüm muhalefet partilerinin bir araya gelip ve oylamaya katılarak ben milletvekillerine özellikle bakıyorum hangisi girdi hangisi girmedi diye oylamaya. Nasıl olsa yeter sayıları var geçirecekler düzenlemeyi deyip Genel Kurul'a gitmeyenler oluyor. Çok kızıyorum. Gidip tek blok halinde karşı çıkmaları gerekiyor. Çünkü sosyal medya düzenlemesi dedikleri şey sansür. Bana kalırsa başka bir şey değil. Sansürle, sansür ortamında muhalif sesler susturularak, bastırılarak gidilecek bir seçim daha mı yaşayacağız? Evet Türkiye seçim sattı haline girdi. Barajlar bile konuşulmaya başlandı. Bir tek tarihini bilmiyoruz. Tarihi de netleşecektir çok yakında. Çeşitli tahminler var. Hani Kasım ayını söyleyenler var. 2022'nin Kasım'ı bilmem. Bu pazar seçim olacak gibi.